Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL'ye ne kadar zam gelecek? 10.000 TL en düşük emekli aylığı ne zaman zamlanacak? Temmuz ayı içerisinde bu zamın gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlara, 10.000 TL aylık alanlara öncelikle seyyanen bir zamla iyileştirme planlandığı açıklanırken akabinde ise bu ay enflasyon oranında bunun da %30 ila %35 arasında bir zamla beraber en düşük emekli aylığının Asgari ücret seviyesine çıkarılmasının planlandığı, bunun da miktar olaraktan 19.000-20.000 bin, bin TL bandına kadar çekilmesinin planlandığı dile getiriliyor. Şu anda hali hazırda 10.000 TL en düşük emekli aylığı alan tüm emekliler için çalışmaların sürdüğü, yakın zamanda bunun meclisten geçirilerekten kamuoyuna duyurulacağı dile getiriliyor. En düşük emekli aylığının, Asgari ücretin üzerine çıkması konusundaki çalışmaların hızla devam ettiği aktarılırken özellikle bir de gösterge muhabbeti var. Ek gösterge adı altında tüm emekliye kök maaşlarının arttırılması için de çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. Yapılan açıklamalara göre 750 TL ile 2250 TL arasında bir zam geleceği iddiaları var ek gösterge tüm emekliye verildiği takdirde sadece bu önceden memurlara veriliyordu ama tüm emekliye verilerekten bunun bir defa da bitirilmesi planlanıyor. Seyyanen zam olayı hala da gündemden düşmedi. Çünkü seyyanen zam gelmezse en düşük emekli aylığı hiçbir şekilde asgari ücretin üzerine çıkması bir orandan, oransal zamdan Mümkün gözükmediğinden dolayı ilk etapta seyyanen zam, 10 bin TL emekli alanlara bir seyyanen zam, arkasından da oransal zamla beraber en düşük emekli ailenin askeri ücretin üzerine çıkarılması planlandı, aktarılıyor. Ve meşim şekli emeklilerimize yakın zamanda maaşlarında iyileştirmeler yapacağız açıklaması da gerçekleştirmişti. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? En düşük emekli aile ne kadar olmalı? bu söylenen rakamlar asgari ücretin üzerinde 19.000 TL, 20.000 TL gibi bir zam olursa, en düşük emek dahili bu seviyelerde olursa sizce yeterli olur mu? Ülkenin bu ekonomik şartlarında bu hayat pahalılığının olduğu, kiraların, gıda fiyatlarının her şeyin arttığı bu dönemde. Yorumlar sizin dostlar. Şimdilik hoşçakalın.